İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri balon balığının derisinden biyomedikal alanda kullanılması planlanan jelatin ve kolajen, dişindense diş dolgusu ve kaplama için ham madde üretti. Bunun en son hali. Kolajen ve jelatin gerek sağlık sektöründe, gerek kimya eczacılıkta, gerek kozmetikte yaygın olarak kullanılan bir ürün. Bu sayede birçok sektöre cevap verebilecek bir ham madde oluşturmuş olduk. Tabii bunu daha ürüne dönüştürme safhaları var. Biz sadece işin üretimi şu an eldesini oluşturduk. Balon balığının dişleriyle ilgili de çalışmalar yapıldı. Balon balığının dişinden de dişçilik alanında kullanılacak dolgu ve kaplama için ham madde üretildi. Ham madde işlendikten sonra çürük bir insan dişine uygulandı ve başarılı sonuçlar elde edildi. Tetrodotoksin düzeyi dedeksiyon limitlerinin altında, yani makinelerin de tespit edemediği bir oranda olduğunu gördük. Yani tetrodotoksin bulamadık elde ettiğimiz jelatin ve kolajende. Bu da kullanabilir olduğuna bir işarettir. Tabii bunun daha aşamaları olacak. Ürüne dönüştürecek safhalarımız olacak. Onlarda da bazı analizler yapacağız. Bu şekilde balon balıklarının ekonomiye kazandırılması çok önemli. Çünkü bunlar Türkiye ekonomisi açısından gerçekten çok, Türkiye'deki denizlerin ekosistem sağlığı açısından çok önemli. Balıkçılık açısından da çok önemli. İlerleyen aşamalarda bu çalışma ürün haline getirilecek. Ekip patent başvurusunu yaptı. Balon balıklarının çok serttir, çok sert bir yapıya sahip. Biz bundan ne elde edebiliriz diye düşündüğümüzde, özellikle dişçilik sektöründe bunu kullanabilir olduğunu düşündük ve bununla ilgili dişin dolgu malzemesi veya kaplama malzemesi oluşturabilecek bir çalışma meydana getirdik. Elde ettiğimiz insan dişinden insan dişine, işte burada gördüğünüz gibi balon balığının dişinden elde ettiğimiz ürün maddeyi, ham maddeyi işledikten sonra İnsan dişinde kullandık ve gördüğünüz gibi bu eskiden çürük bir dişti. Ve bunu dişçilik arkadaşlarla beraber bunu bu şekilde dolgu maddesi olarak güzel, sağlıklı, görünür bir hale dönüştürdük.